dünyanın en büyük akvaryumuna şu anda gelmiş bulunuyoruz. Evet, ilk başta kız arkadaşım dedi ki dünyanın en büyük akvaryumu. En büyüğü Almanya'da değil mi dedim. Gitmeyelim dedim. Hayır dedi, en büyüğü burada. Tamam dedi, en büyüğüse gidelim. Araştırmak kadar dünyanın en büyük akvaryumuymuş yani. Bu clickbait falan değil ha. Öyle bir şey yok. Google'a yazın dünyanın en büyük akvaryumu diye. Georgia'yı göreceksiniz, Atlanta'yı. Şu an içeri girdik. Hatırlarsanız Şeyna'yla da akvaryuma gitmiştik. Bütün kız arkadaşlarımla akvaryuma gidiyorum. Bu nasıl bir tesadüftür ya? Ne kadar enteresan değil mi ya? Abi kaç milyon çeşit canlı var ya? Şuraya bak. Şöyle bir şeyler de doğabilir. Düşsene böyle bir şey olarak doğduğunu. Bütün gün böyle takılıyorsun. Bilgisayar yok, Netflix yok, dışarı çıkma yok, spor yok. Bu ne lan? Güzel bir reklam değil mi? Muhtemelen Home Depot bunu bedava yaptı buraya. Şu ne ya? Ortadakini görüyor musun? Yüzüsüyle benim bir de al. He has a fucking team, look. Wow! He's like traveling with his team. And there's one more big. Nedir ya? Yarabbi. Oha, şu gelene bak, goblin. İşte bunun içinde yaşarsın işte. Hazreti Yunus muydu? Balığın içinde yaşıyordu. Şu balığa bak. Bu saçmalık nedir ya? Bu ne, sünger mi bu ya? Allah. Abi açıklıyor ama. Burada dokunabiliyorsunuz. Dejavu oldum ya. Aynısını yapmıştık yemin ediyorum. Abim sen de Yunus balığı sayılırsın. Gir sen de yüz. Jesus Christ. Look at that. Baksana şuraya. Alın abi. Al abi işte buradaymışsınız gibi. Pokemon'da böyle Pokemon vardı ya. Hatırlıyor musun, ismi neydi onun? İsmini bilen yazsın Pokemon'un ismini. Wow. Şunlar da ölü gibi baksana. LOL oynayan Türk gençleri gibi bak, hayattan bezmiş. Bak Allah aşkına ne yapsam ya ben de. Bakın. Penguenler. Şimdi buraya gireceğiz. Kaç yaşına geldik, yaptığımız harekete bak ya. O kadar enteresan bir yerdeyiz ki. Ne yapıyorsun sen orada ya? İnsanlar aileleriyle gelmiş, ne güzel. Wow 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 wow. Wow. Ne çok merak ettim ya. Buraya sokuyoruz abi. Al abi, iki tane soktum. Evet, enteresan bir yere daha geldik. Köpek balığı sakatlanmış. Çıkış yapıyor tesisten. Abi böyle polis arabası mı olur oğlum ya? Akvaryumdan çıktık, buraya geldik şu anda. Böyle bir tırtıl var. Şöyle bir alan yukarıda. İşte batçılar falan böyle yerlerde çalışıyor yani arkadaşlar. Buraya bizim çok turist geldiği için adamlar çalışacak Amerikalı bulamıyor. Batçıları buraya çağırıyorlar. Adamlar da burada çalışıyor abi. Yakın bir yerde bir ev tutuyorlar onlara. 4-5 kişi, 10 kişi bazen bir evde kalıyorlar. Falan filan. Aslında Work and Travel'ın olayı bu. Mevsimlik işçisin. Amerika'nın kurucusu. Amerika'nın en büyük başkanlarından. Evet. Olay budur. Sanat mı? Evet. Wow.
Abraham Lincoln'le. Burayı görmek için yine bir 20 dolar bayıldık. Dondurma satanlar, su satanlar, tiyatro yapanlar falan her şey var. Üçüncü de Martin Luther King Park. Oraya gidiyoruz şimdi. Biraz da faydalı bilgiler vereyim size. Böyle mekanlarda burası bir pasaj gibi düşünün burayı. Yani food court diye geçiyor. Türkçesi ne bilmiyorum. Optum bilenler bile de Carrefour'sa mesela bu Kozyatağ'ındaki yer burgerci falan. Burada da böyle yerler var. Bakın mesela şurada adam şey satıyor, suşi satıyor. Burada adam Napoli pizzası satıyor. Böyle yerlerde mekan açmak daha ucuza denk geliyor. Yani burada mesela açacağınız bir mekan size atıyorum 30 bin 40 bin dolara mal olabilir. Bir dükkana 100-150 bin dolar vereceğinize 30-40 bin dolar paranız varsa burada kazanabilirseniz veya Türkiye'den bir daire satılır, bir arsa satılır, bir arabanız vardı o satılır, anneniz babanız verir, dedeniz verir falan. Böyle bir işe de eğer girip bir işe öğrenirseniz, biliyorsanız, size sevdiğiniz bir işse yapabileceğinizi düşünüyorsanız ondan sonra böyle bir yer açabilirsiniz. Bir kere sormuştuk. Adam dedi ki ilk kira son kira ver gir. Bu kadar. Kirası 4 bin dolar. Mekan Boston'da düşün. Boston'ın merkezinde 4 bin dolar ama şöyle küçük bir alan veriyor sana. Şöyle bir alan. Artık böyle dönerler asacaksın. Biraz böyle seyyar dönerci gibi düşün ama seyyar olmayan. Hani boyut bakımından seyyar düşün. Oradan artık işi büyütürsen oradan çık dükkan aç. Ama ufakça başla. Hem tutturursan büyüyebilirsin. Tutturamazsan da yapamazsan da veya beğenmezsen de ufak batmış olursun. Bakın adam açmış Hop City. Böyle yerlerin zaten aa burası food court buraya gidelim diyen tipler oluyor. Adam geliyor mesela sağa sola bakarak geziyor. Ne yesem ne yesem. Gördü senin dönercini, pizzacını, lokumcunu neyse ne satıyorsan. Lokma. Adam bakarsın. Adam bakar senden yer bilemezsin yani. Aklınızda bulunsun dostlar. Girişimci dostlar. Evet son mekanımız Martin Luther King. Vay. Çok güzel. I have a dream. Tabutunun taşındığı şey. At arabasını diyeyim, ne diyeyim artık. Siyahileri göreceksinizdir çünkü adam onlar için efsane bir lider. Onların lideri yani kısaca siyahilerin. Heykeli. Bak, hayat amacımı bulmamı sağlayan soru. Diğerleri için ne yapıyorsun diyor. İstediğin kadar zengin ol, yatların katların olsun, dünyanın en büyük futbolcusu ol, dünyanın en büyük şarkıcısı ol, dünyanın en büyük şirketine sahip ol. Başkalarının hayatlarına dokunmadığın sürece hayat çok anlamsız. Yemin ediyorum bak, insanı en çok besleyen şey o. Yani birisi bana mesela de abi senin sende şunu yaptın dediği zaman ben var ya, oh be diyorum ya, acayip motive oluyorum, acayip. Soru da bu. Diğerleri için ne yapıyorsun? Olayı görüyor musunuz? Sadece beyazlar için diyor, siyahlar giremiyor. For white only. Bak burada yazıyor 1953'te neler olmuş. KKK bunu araştırın. KKK. Eminem'in 8 Mile filminde de geçiyor. Buna bakın. Martin Luther King. Alt sana prensip belirlemiş. Buyurun. Bütün gezegen adaletten yana. Aşkı seçiyoruz diyor nefret yerine. Suffering yani acı çekmek diyor. İnsanları ve toplumları değiştirir diyor. Non-violence yenmek istiyor diyor. İncas adaletsiz şeyleri yenmek istiyor. İnsanları değil diyor. Non-violence seeks to win friendship. Arkadaşlığı ve anlayışlı olmayı diyor. Kazanmak istiyor. Non-violence is a way of life for courageous people. Yani cesaretli insanlar için yaşama biçimi diyor. G-System ve Gandhi'den aldığını söylüyor işte böyle şeyleri. Bunlar diyor hayat biçimi olarak kabul edilmeli diyor. Burası da Scott King, bu kimse söylemiş. Bu da Scott King. Dostlar, Martin Luther King'in mezarından videonun sonuna geldim. Sizlere Amerika'nın kanlı suikast tarihinden bahsetmek istiyorum çok az. George Carlin'i paylaştım geçen Instagram'da. Takip etmeler için bir daha koyayım.
Gandhi, Lincoln, John Kennedy, Bobby Kennedy, Martin Luther King, Medgar Evers, Malcolm X, John Lennon. They all said, try to live together peacefully. Bam! Right in the fucking head. Aynen öyle. Amerikan tarihinde barıştan bahseden herkes öldürüldü. Ya yakından da rapçiler bile. XXX. In Washington, D.C., if there's homelessness and he has the White House, which has 1,000 rooms, why can't he take some of them people off the street and put them in his White House? Eğer ki o hiç yaşamamış olsaydı belki de zenciler şu an sahip olduğu haklara sahip olamayacaktı. Biliyorsunuz ki zenciler burada otobüslere alınmıyordu. Sadece beyazların girebildiği tuvaletler vardı. Sadece beyazların yiyebildiği marketler, sadece beyazların gidebildiği okullar vardı. Şu an zenci ile beyazın arasında hiçbir fark yok. Adamlar oy kullanamıyordu, oy. Ama bu adam sayesinde, adam bu uğurda canını verdi. Bugün burada zenciler şu anda refaha kavuştu. Videonun sonuna geldik. Ben artık Boston'a dönüyorum. Atlanta 4 gün artık. Yeter be. Evime gideyim rahat rahat. İşimize, gücümüze dönelim. Sporumuza dönelim. Seyahatin en güzel kısımlarından biri de eve dönüş dostlar. Görüşürüz.